Buraya oğlumu ziyarete geldim. Her zaman kendi bizim elimizi öpüyordu. Şimdi ben de oğlumu öpmeye geldim. Bugün de rüyamda gördüm. Oğlum her zaman rüyamda görürdüm de bugün sadece elini gördüm. Gene de elinde görsem memnun oldum. Oğlum 2008'de şehit oldu Diyarbakır Lice Kayacık Karakolu'nda. Karakola bombalı araba, pikap girdi. Oğlum önderleri öldürmüş, arkadan inenler oğluma bomba atmış. Nasıl olduğunu görmedim. Tabutuna koydular. Arkada hanımı kaldı, çocuğu kaldı. Biz kaldık işte. Kurban olduğum Allah, bu demek ki Cenab-ı Allah daha yakınmış aldı, bizden iyi seviyormuş, aldı götürdü. Ben ne ama dualarda okuyorum, evde de okuyorum, onun için Kur'an'a da gittim, Kur'an'da belledim elhamdülillah. Bunun acısını sadece inancım dindirdi, yoksa başka bir şeyler dindirmez. Acı anneannem babada kaldı, başka kimse de kalmaz. Tüm Türkiye'deki şehit annelerinin hepsinin bayramını kutluyorum, hepsini de öpüyorum. Allah razı olsun, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler versin, kurban olduğum Allah acılarını dindirsin. Bizim ekibimizin ismi Damla Gönüllülük Hareketi. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir gönüllülük ekibiyiz. Biz buraya bugün gelmemizin sebebi hem üzerimize düşen vazifemizi ekipçe yapabilmek ve gönüllülüğü bazı şeylerin menfaat dışında da yapılabildiğini herkese gösterebilmek bizim amacımız. Bugün de burada hepimizin de dediğim gibi görevi olmakta olan, yani burada şehitlerimizin yad etmek adına mezar taşlarını temizledik. Şehitlerimizin mezarlarına su döktük. Hepsinden, tüm şehitlerimizden de Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Biz ekibimizce zaten bu tarz etkinliklerimizi fazlasıyla yapıyoruz. Biz Damla Gönüllülük Hareketi olarak biz Kayseri ekibiyiz. Bizim Türkiye genelinde birçok ekibimiz var. Bu ekiplerle amacımız gönüllülük, yani gönüllere dokunabilmek bizim amacımız. Bugün tam olarak dediğim gibi bugün bayramdan önce Arife günü olduğu için şehitlik mezarlıklarına geldik ekipçe ve ekipçe bunu yapabilmek adına işte mermerlerimiz, şehitlerin mezar taşlarını, kirli olan yerlerini sularla temizledik. Çiçeklerini suladık. Birazdan da zaten sizler de göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Yasin okuyacağız. Sonrasında da günümüzü noktalandıracağız. Bunu durum böyle. Şimdi bizim sadece tek bir odaklı etkinliklerimiz yok. Farklı farklı etkinliklerimiz var. Fakat bizim Kayseri Damla ekibimiz, gönüllülük ekibimiz 6 senedir faaliyette. 6 yaşında şu an. Türkiye genelinde birçok ekibimiz olduğu için bu konuda insanlık adına, yani gönüllülüğün bazı şeylerin daha da farkına varılması için çabalayan bir ekibiz biz. Ya tabii ki de tepkiler güzel oluyor çünkü yaptığımız şeyin maddi bir menfaati olmadığı için herkes Allah razı olsun, yani bizim ekibimizden bir kişiye Allah razı olsun cümlesi bizi zaten o günü taçlandırıyor. Yani bizim amacımız zaten bu, insanlara karşı güzel tepkiler alıyoruz.